Evet sevgili öğrencilerim, şimdi 32. soruda kalmışız. Burada da bir karınca yürütme sorusuyla muhatap olacağız. Muhtemelen birkaç soru daha karınca yürütme sorusu olacak. Bakalım ne diyor? Şekilde dikdörtgenler prizmasının A noktasından hareket eden bir örümcek prizmanın yüzeyi boyunca hareket ederek H noktasına gidecektir. H'a gidecektir diyor. BF'den CE'den geçecek diyor. 5'i 2'yi 16'yı söylemiş. Örümceğin izleyeceği yol en az kaçtır? Şimdi burada bizim örümceğin yürüyeceği yüzler hangi prizmanın hangi yüzeyleri üzerinden yürüyecekse onlar belli. O yüzden işimiz gayet kolay dostlarım. Şimdi bu prizmanın örümceğin yürüdüğü yüzleri bir açıyorum. Bakın bir önce A, B, F, G. Bu yüzeyde yürüyor. Onu bir şuraya koyalım. A, B, F, G. A, B, F ve G'yi. Burası 5'miş. Şurası da 16'ymış dostlarım. Sonra hemen şu yandaki yüzey bakın. B, C, E, F. Onu da yanına açalım. B, C, E, F. B, C'yi de 2 vermiş. Devam. Bir de en arkadaki yüzeyde yürüyor. C, E, D, H. C, E, D, H. C'nin hemen devamında D var. Şöyle E, H. Şurası da H. Ve C, D de 5 diyebiliyoruz değil mi? Şurası da 5. İşte Hatay'da da bitiriyor yürümeyi. Adana'dan da başladı. Hatay'da bitirdi. İşte bizim karıncanın yürüyeceği yol burasıdır dostlarım. Şurası 16. Burası 12. 12, 16, 20 üçgeninden cevabımız Adana'dan geldi dostlar. Evet geçiyorum 33 numaralı sorumuza. Yine dikdörtgenler prizması 8'e 6'yı 9'u gördük. A'da bulunan karınca şekilde görüldüğü gibi cismin yüzeyinden giderek C üssü noktasına gidiyor. Bak yine hangi yüzeyler üstünde yürüdüğünü göstermiş bize dostlarım. Yani bu adam bir A, B, A üssü B üssünde yürüyor. Onu bir çizeyim şuraya. Şöyle bir yüzey bu. A'dan, B'den, B üssü ve A üssü yüzeyini yürüyor. Sonra bir de bunun hemen üstündeki A üssü, B üssü, C üssü, D üssü. Hemen şuraya da onu gösterelim. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yüzeyini yürüyor. Ve A'dan başlayıp C üssüne kadar gidiyor. Şurayı soruyor bize. Şimdi bildiğimiz şeyler A, B, 8. B, B üssünü 9 diyebiliyoruz. B üssü C'yi şuradan 6 diyebiliyoruz. Bak 8, 15, 17 birimlik yol yürür en az. Şimdi bize burada yürüdüğü yüzeyi vermeseydi biz bir de şunu deneyecek demiştik değil mi dostum? Belki şuradan giderse şunları şu yolu yürürse daha kısa da olabilir deyip yan yana açacaktık bunları. Bir de burayı bulacaktık. Hangisi daha kısaysa onu işaretleyecektik. Ama burada bize direkt yürüdüğü yolu vermiş. O yüzden hiç uzatmadan direkt çözdük soruyu. Evet, dikdörtgenler dik koninin sırasıyla köşelerinden falan filan D, E, C noktalarından oluşulur. Gittikleri yollar kırmızıyla gösterilmiş. Bize de açık şekillerini soruyor dostum. Hadi şu koniyle başlayalım. Şimdi koni, şurada ben de bir çizeyim koniyi. Açık şekli şöyle bir daire dilimi, şurada da bir daire vardı. Şimdi bakın önce yarım yüzey mi tam yüzey mi değil mi? Bunu hesaplıyorduk. Bu ana doğrudan bu ana doğruya bir gitmesi yarım yüzey. Sonra buradan buraya tekrar gitmesi bir tam yüzey yapıyor. Yani baştan sona kadar tüm yüzeyi gidecek. Tam yüzey gitmiş çünkü bu. Peki nerede başladı? Dipte başladı. Bittiği nokta da dip. O zaman şu dipte de bitirecek. Ana doğrunun dibinde bitirmiş. Kırmızı yer burası işte. En kısa uzaklık burası olur dostum. Buna bakıyorum. Bu değil. Bu olur. Bu değil. Bu olur. Şunları silelim şimdilik biz. Şu ikisi değil. Peki silindirle devam edelim. Şimdi silindirin açık şekli dikdörtgendi. Şöyle açık şeklini çizelim. Bak buradan buraya gelmesi bir yarım. Buradan da tekrar buraya gelmesi ikinci yarım yani iki yarım. Tam silindirin üstünden gidecek. Peki dipte başladı en üste bitirdi. Dipte başlat en üste bitir şu. Köşeden gidecek arkadaşım bu değil. Bu olur bu değil. Cevap Ceyhan'dan çıktı.
Bunları konu anlatım videosunda tane tane anlatmıştım, bu yarım yüzey, tam yüzeyi. Eğer burada anlamadıysanız mutlaka orayı bir daha dinleyin arkadaşlar. Şimdi OB yarıçap 2, TB 6, A noktasında bulunan karınca dış yüzeyinden B noktasına gidiyor. Buna göre karıncanın alacağı en kısa yol. Şimdi A'dan başladı, B'ye gidecek dostlarım. Tabii ki milyonlarca seçenek var ama en kısasını soruyor bize. En kısa şuradan gelerek gider değil mi dostlarım? Şu yoldur en kısası. İşte bu yolu bulacaksın dostum sen. Şuradaki olay nedir diye bir soru soruyor bize. Peki şu taban dairesinin çevresi 2 pi r'den 4 pi'dir. Şunu bir açalım şöyle. De bir görelim nereden nereye gidiyor. Bir anlayalım. Şimdi şöyle bir koni var elimizde kardeşlerim. Açık şekli bu. Ana doğrusu 2. Taban yarıçapı 2. Şuradaki açıyı bilmiyoruz. Alfa diyelim. Tam ortasından da geçirelim. Bak yarım yüzey yürüyor. Buradan buraya. Yani bu ana doğrudan bu ana doğrunun üstüne hareket ediyor. Bunların her biri yarım yüzey demiştik. Demek ki buradan buraya gelmesi yarım yüzey. Yani sadece şu yüzey üzerinde hareket ediyor. Bu tarafa hiç geçmeyecek dostum. Peki nereden başladı, nereden bitirdi? Dipte başladı, dipte bitirdi. İşte karıncanın yürüdüğü yol burasıdır diyeceksin dostum. Dipte başladı, dipte bitirdi. Şimdi burası 6, burası 6. Gelin şuradaki açıyı bulalım. Şimdi bunun tamamına alfa demiştik ve formül şöyleydi. Alfa bölü 360, R bölü L. Şimdi R'miz 2, L'miz 6, 1 bölü 3 yani. Alfa bölü 360. Demek ki alfa buradan 120 çıkar. Şurası 120 ise bu da tam açıortay olacağı için 60-60 diye bölecek. Bak bu üçgen, taradığımız üçgen ikizkenar ve tepesi 60. Eşkenara döndü. O halde 6 birimde bu yürür diyebiliriz dostlarım. Evet buna bakalım. TA'nın tam orta noktasıymış bu C noktası. Şimdi karıncanın açık şekilde de yürüdüğü yolu bir gösterelim dostlar. Yarım yüzey mi yürüdü, tam yüzey mi yürüdü, bunu bir belli edelim. Şimdi karınca bu ana doğrudan başladı. Bu ana doğruya gelmesi şurası bir yarım. Buradan tekrar buraya gelmesi ikinci yarım. Yani bir tam yüzey yürüdü. Peki nerede başladı? Dipte. Bitirdiği yerde tam ortası. İşte karıncanın yürüdüğü yol burası arkadaşlarım. Şimdi ne biliyoruz başka? Ana doğrusu 12. O halde 6, 6, 12. Yan yüzeyde şekildeki gibi 6 kök 3 birim yürümüş. Bak burada ne gördün? 6, 12, 6 kök 3. Şurası 90. Şurası 30. Şurası 60. Koninin taban yarıçapını soruyor R. Hadi bulalım dostlarım. Şimdi 60'ı da bulduk ya kardeşlerim. Şöyle yapalım. 60 bölü 360 eşittir R bölü L. Yani 12 diyelim. Sonrası gayet basit. Şununla şunu sadeleştirdik. 6. Bununla bunu sadeleştirdik. 2. Çıktı sorumuzun cevabı. 37. Silindirde yürütüyoruz dostlarım. Silindirin üzerinde çekilen en kısa ipin uzunluğu. Şimdi karıncanın yürüdüğü yol buymuş. İp diye söylemiş bunu bu sefer dostlar. Hemen ne diyeceğiz? Şimdi karıncamız açık şeklini de bir çizelim. Silindirin şöyle dikdörtgen de açık şekli. Bir daire burada, bir daire de burada vardı. Bakın soldaki doğrudan sağdaki doğruya gitmesine ne demiştik? Biz yarım yüzey. Tam yarısında yürüyor arkadaşlarım. Sadece bu yolu, bu yüzeyin üstünden yürüyor. Diğer tarafa geçmiyormuş. Peki nerede başladı? Dipte. Nerede bitirdi? En üstte. İşte karıncanın yürüdüğü yol burası. Yüksekliğim 3 pi. Başka ne biliyorum? Taban yarıçapını 2 diyebiliyorum. Hemen şu dairenin çevresi neydi? 2 pi r. Yani 4 pi. 4 pi dediğimiz şey şuradaki uzun kenara eşitti değil mi? Silindirin açık şeklindeki şu dairenin çevresi yani 4 pi. Şuranın tamamıydı dostlarım. Şuranın tamamı. O halde burası 2 pi. 2 pi de burası olacak. Bak burada hemen Pisagor'u yaparsanız dostlarım x'i bulursunuz. 3 pi'nin karesi. 2 pi'nin karesi. 9. 4 daha 13. Kök 13 pi
sorunun cevabı gelir. Evet, bu ne diyor? Taban yarıçapları R ve yükseklikleri H olan iki özdeş içi dolu silindir verilmiştir. A noktasından aynı anda ve eşit hızlarla hareket eden iki karınca en kısa yoldan şekil 1'de C, şekil 2'de tam E noktasında olacak şekilde dolanarak E noktasına aynı anda varıyor. Eşit hızla aynı anda varıyor. Demek ki bunlar eşit uzunlukta arkadaşlarım. Yollar da eşit. Bak, süreler aynı, hızlar aynı, aldıkları yolda eşit olacak o halde, değil mi? Neyi soruyor bize? H bölü R nedir diye soruyor. Şimdi şunun açık şeklini buraya çizelim. Burada karıncamız yarım yüzey yürümüş, değil mi? Soldaki kenardan başlayıp sağdaki kenarda bitirdiği için yarım yüzey. Ve dipten başlamış, en üstte bitirmiş. Şurası. Şimdi bunun yarı çapına R diyelim. Şu dairenin çevresi 2 pi R. Peki bu dairenin çevresi şu kenarın uzunluğuna eşitti. 2 pi R'ymiş burası. O halde şurası da pi R. Burası da pi R. Yüksekliğimiz de H. Şimdi bu yola X diyelim. Şimdi bunun açık şeklini çiziyorum dostlarım. Bu da bakın buradan buraya gelmesi bir yarım. Buradan da tekrar buraya gelmesi diğer yarım. Demiştim ki şu iki çizgi arasında bir gitmesi yarım, bir daha gitmesi diğer yarım demiştik. O yüzden iki yarım yüzey, yani tamamını dolanacak. Nerede başladı? Dipte. Nerede bitirdi? Tam ortada. İşte burası da dostlarım bu karıncanın aldığı yol ve eşit dedik bu yollara. Bu da x. Peki burası 2 pi r'ydi. Burası da h bölü 2'ymiş dostlarım. Bize de h bölü r'yi soruyor. Bir Pisagor buradan yapacağız. Bir Pisagor buradan. İkisinden de x'i birbirine eşitleyeceğiz dostlarım. Hadi yapalım. X kare eşittir h kare artı pi r'nin karesi. Yani pi kare r kare. Ve yine x kare eşittir, buradan söyleyelim, h kare bölü 2. H kare bölü 4 yapar. Artı 2 pi r'nin karesi 4 pi r kare yaptı. H kare bölü 4'ü bu tarafa atalım. H kare eksi h kare bölü 4. Pi kare r kareyi bu tarafa atalım. 3 pi kare r kare kalsın. Peki şurayı düzelelim. 4 h kare 1'i çıktı. 3 h kare bölü 4 eşittir 3 pi kare r kare. 3'ler gitti. 4'ü bu tarafa atalım. Şuradan devam ediyorum. H kare eşittir 4 çarpı pi kare çarpı r kare. R kareye bölelim. H kare bölü r kare eşittir 4 pi kare. Kare kökünü alıyorum her iki tarafın. H bölü r eşittir 2 pi. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 39. sorumuz. AD 9, OB yarıçapımız 2. Karıncanın alacağı en kısa yol nedir diye bir soru sormuş. Şimdi karınca buradan buraya gelmesi bir yarım yüzey. Buradan da buraya gitmesi diğer yarım yüzey. Yani karınca açık şeklimizde tüm yüzeyi yürüyor. Buradan başlayıp burada bitirecek dostlarım. Peki nerede başladı? Dipte. Nerede bitirdi? En üstte. Dipte başla, en üstte bitir. Şurası 9. Şimdi bunun çevresi, dairenin çevresi 2 pi r'den 4 pi. Pi'yi de 3 alın diyor, 12. Buraya eşitti bu dikdörtgenin kenarına. 9 12'den de 15'i yapıştırdım dostlarım. En kısa yol 15 birimmiş. Hadi bir tane daha. Dik silindirin yarı çapını vermiş. 2 bölü pi. AD'yi vermiş. 9. Silindirin üzerinde 3 tır atarak D noktasını oluşturur. En kısa yol nedir diye soruyor. Şimdi silindirin bir tane açık şekli şu olsun. Yan yana birkaç tane çizeceğim için biraz küçük çizdim. Bu bir silindir arkadaşlarım. Şimdi hesaplayalım kaç yarım yüzey. Bak buradan buraya 1 yarım. Buradan buraya 2 yarım. Buradan buraya 3 yarım, buraya gelmesi 4, buraya gelmesi 5 yarım, buraya gelmesi 6 tane yarım yüzey. 6 tane yarım. Yani 3 tam. O zaman yan yana 3 tane tam yüzey çizeyim ben. Şöyle. Çizdim.
Hemen şu tabandaki dairenin çevresini hesaplayalım. 2 pi r. R de 2 bölü pi'ymiş. Pi'ler gitti 4. Bir tanesinin çevresi 4. E bu çevre buraya eşittir. 4, 8, 12 yaptı. Şurası 12. E bu da 9'muş. Öyle demiş. Dipte başlayıp en üstte bitirdiği için de bana da burayı soruyor. 9, 12, 15'tir sorunun cevabı dedik. Evet, şimdi piramitte yürütelim. A, B, P. 30 dereceymiş şuradaki açımız. Piramidin dünya yüzünden tekrar A noktasına görüyor. Karıncanın alacağı yol nedir diye soruyor. Şimdi piramidi açalım arkadaşlar. PA 4'müş. Şurası 4. Tabii ki bunların da her biri 4. Yandaki üçgenler. Şimdi yan yana açıyorum bu üçgenleri. Şimdi P burası. A burası olsun. PA. Birinci üçgenimiz PAB üçgeni. Ve şurası 30 derece. İkinci üçgen. Yanına bir 30'luk daha PBC'yi açtım. Yanına bir 30'luk daha PCD'yi açtım. Yanına bir 30 derece daha tekrar A'ya geldi, döndü değil mi dostum? Şunların hepsi 30-30-30. 1-2-3-4 tane 30 var. 120 burası. Ve A'dan başlayıp tekrar başladığı yerde bitirdi. Ve şu kenarı da 4 vermiş. 120-30-30 üçgeninden 4 kök 3 gelir sorumuzun cevabı değil mi? 4-4-4 kök 3. Hadi bir tane daha. Kare dik piramit. Burası 75. 75. O zaman tepe açımız 30. Baştaki ikiz kenarı çiziyorum şimdi. Şurası 30. Bir kenarımız 6. Hemen yanına ikinci yürüdüğü üçgeni çiziyorum. Yine çizemedim. Şunu bir sileyim de bir daha çizeyim. Bu da hemen yanındaki üçgen. Şöyle. Yine tabii ki tepe açısı 30. Yine şurası 6. Yalnız ikinci üçgenin de kenarının ortasına gidiyormuş arkadaşlarım. 3, 3 diye bölüyormuş burayı. En kısa yol nedir diye soruyor. İşte görüyorsunuz şurası 60 derece. 3, 6. X'i soruyor bize. Yapacağımız şey 60'ın karşısına bir diklik indirmek. Şuradan 60'tan bir diklik indirirsek 90'ın karşısı 6. Şurası 30'un karşısı 3 olacağı için tam da buraya geliyormuş aslında bu diklik. Yani 3 kök 3'müş. Ama hani anlayabildiniz mi acaba arkadaşlarım? Şimdi bir diklik çiziyoruz yani şöyle. Şimdi bilmiyoruz ya nereye gittiğini. Şuraya bir yere indirdim. Şimdi 90'ın karşısı 6 iken şurası tabii 30 oldu. 60 olacağı için, 60 olduğu için burası. 30'un karşısı yarısı 3 olacak ya. Lan 3 zaten burası. O zaman diyorum benim dikliğim meğersem zaten çizilmiş, bu x'miş bizim dikliğimiz diyorum dostum. Tamam mı? O yüzden 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. 3 kök 3. İstersen kosinüs teoremi yapalım. X diyelim. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı kosinüs 60. Buradan da bulabiliriz x'i. Tamam mı? Kosinüs teoremi. Hani kafam burada karıştıysa buradan da çözebilirdik. Evet, devam. Yine bir karınca. Bu sefer koninin üstünde yürütüyoruz. OB 3, ana doğrular 12. Bak, buradan buraya gelmesi bir yarım, buradan da buraya gelmesi ikinci yarım. İki tane yarım yüzey yürüdü dostlarım. Bir tam yüzey yani. Şimdi koniyi açtığında baştan sona gidecek. Yani bu doğrudan bu doğruya kadar gelecek. Peki dipte başladı. Bak, bitişi de yine dip. O zaman burayı yürüyor arkadaşım senin karıncan. Burası 12, burası 12, bize de burayı soruyor. Şimdi bunun yarı çapı da 3'müş. Neydi formülümüz? Şuradaki açıyı bulacağız tabii ki. A diyelim buna. A bölü 360 eşittir R bölü L. Yani 3 bölü 12, 1 bölü 4 daha doğrusu. 1 bölü 4 olması için A'nın 90 olması lazım. Demek ki burası 90, 12, 12. Kök 2 katıdır. 12 kök 2 dedik. Evet. Bayağı da sormuşum ya. E'ye giden hareketlerin alacağı en kısa yol. Şimdi buradan buraya yarım. Buradan buraya ikinci yarım. İki tane yarım yüzey yürüyor. Yani bir tam yüzeyi yürüyecek. Baştan sona gelecek. Buradan başlayacak. Burada bitirecek ki bir tam yüzey olsun dostlarım. Peki dipten başladı buradan. Burada nasıl bitirdi kardeşim? Bir nokta var. E noktası 5'e
7 şeklinde bölmüş şuradaki yol. Yolumuz burası arkadaşım. Burası da tabii ki 12 birim ana doğru. Şimdi bunun yarıçapını 3 vermiş. Hadi yine yazalım. Şimdi alfayı buluyoruz değil mi? Şu A açısını. A bölü 360 eşittir. R bölü L. Yine 1 bölü 4. Alfa yine 90 çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden de soruyu paketledik. 45'i de çözelim hadi. Artık çok uzatmıyorum arkadaşlarım. Burada direkt sadece bir yarım yüzey yürümüş, fark ettiniz mi? Bu doğrudan bu doğruya gelmiş. Bir daha dönüş yaşamamış yani. Dipte başlamış. Şimdi bir kere yarım yüzey yürüdüğü için tam ortasını da çizelim. Bunun da şöyle bir denizli noktası varmış. 1'e 5 şeklinde bölüyormuş. Burada bitirmiş. İşte alacağı en kısa yol burası. Ana doğrumuz da 6. Şuraya da A açısı diyelim. Bunun yarıçapı da 3'müş. Neydi formül? A bölü 360 eşittir R bölü L. 1 bölü 2 A 180'miş şurası meğersem. Yani doğrusalmış bunlar. Biz çizememişiz. 180 ise tabii ki şurası da 90 olur değil mi arkadaşlarım? Hani şekle aldanmayın lütfen. Bilmiyoruz ya 180 olduğunu, böyle çizdik. Pisagor yapalım burada. 36 bir daha 37. Kök 37'dir cevabımız. Evet, silindirde yürütüyoruz. En kısa mesafe nedir diye soruyor. 16'yı vermiş. Bakın tam yüzeye yürüyor değil mi? Burası bir yarım. Burası da diğer yarım. Hemen gösterelim. Dipte başladı. En üstte bitirdi. Burayı soruyor. Şurası 16 pi. Şunun çevresi 2 pi r'den 12 pi. Buraya eşitti. 12, 16. 20 pi'lik yol yürüdü dedik. Adana. Daha var mı ya? Bitti. Neyse şimdi başka bir soru tarzına geçiyoruz. Burada duralım artık arkadaşlarım. Yorulduk da ya. 21 dakika oldu. Evet, bir sonraki videoda devam ederiz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere gençler.